Cengiz Han soyundan gelmediği için Han değil Emir'di. Ama hayatı boyunca en fazla önem verdiği şey Cengiz Han yasalarıydı. İstedi ki Cengiz Han'ın ölümü sonrası dağılan Büyük Moğol İmparatorluğu yeniden canlansın. Neredeyse başaracaktı da. Ancak ne yazık ki Çin'e düzenlediği sefere giderken yolda öldü. İranlıların Timur Lenk, Türklerin Aksak Timur, Yunanlıların Demir dediği Büyük Emir. Kitaplara tarihin gördüğü en büyük askeri ve siyasi dehalardan biri sıfatıyla geçen Timur. Timur'u, seferlerini, zaferlerini, dünyayı etkisi altına alan kişiliğini ve devlet adamlığını birkaç dakikada anlatmak güç. Ancak bazı ayrıntılar Emir Timur'u anlamak için anahtar. Orta Asya'nın İslamlaşmasında önemli bir isimdi Timur. O, tam da hedeflediği gibi sadece Türk dünyasında değil, İslam coğrafyasında da önemli bir güç olma konumuna geldiğinde arkasında pek çok zafer ve epeyce kan vardı. Çünkü hep dünyanın tek bir hakimi olması gerektiğine inandı. Savaşçı Timur belki çok kan döktü ama girdiği hiçbir şehirde alimler ve kadılara dokunmadı. Halep'i fethinden sonra alim ve kadıları toplayıp, "Dün sizden ve bizden ölenler oldu. Peki hangisi şehittir? Sizden ölenler mi, bizden ölenler mi?" diye sorup, "Sizden ve bizden kim Allah adını yüceltmek için savaştı ve öldüyse o şehittir." cevabını aldığında keyifle "güzel, güzel" diye yanıtlayacak kadar severdi zekayı ve politikayı. Üç dil bilen bu hükümdar satrançta çok iyiydi mesela. Tarımı elverişli hiçbir yerin boş kalmasına da gönlü el vermezdi, insanların açlık öykülerini dinlemeye de. Seferlerine tarihçileri götürüp zaferlerinin kayda geçirilmesini isteyen bu komutan, daha aklındaki seferleri tamamlamadan 69 yaşında öldü. Ama dünya 680 yıldır hala doğduğunda ak saçlı ve avucunun içinde kan olduğu söylenen bu çocuğu konuşuyor.